bildiğine göre, gerçi o bir peygamber ama oradaki örneklerin hayata yansıdığını görüyoruz ya, bu beni heyecanlandırıyor, bir ihtimaldir. Olursa tabii ki zamanda yolculuk oldukça heyecanlı bir şey olur. Fakat benim demek istediğim şu andaki bilgimizle biz bunun olduğunu iddia edemeyiz. Yani formüllere belli değerleri yazıp çıkartmayla var olduğu iddia edebilecek bir şey değil. Bunun için belli bir yerlerde var, şu anda zamanın diğer anlarında bütün varlıkların durduğu gibi bir görüş olması lazım. Peki yani, şu olabilir mi? Bu çok büyük ve arkasında durulması kolay bir iddia değil. Peki şu olabilir mi? Hızır'ın da zamanda yolculuk yaptığına dair Kur'an'da bir şey yok. Yok, ben onu soracaktım. Öyle bir şey yok, onu düzeltelim. Hayır, farklı kıssalarda Hızır'ın zamanda yolculuk yaptığı bir şey yok. Hayır. Ay, zamanda yolculuk yapıyor demiyorum ama farklı zaman dilimlerinde kendini gösteriyor. Ha, şu anda mesela bu tabii herkesin kabul ettiği bir şey değil. Değil. Bazı insanlar şu anda yaşadığını söylüyorlar. Bazıları hayır yaşamıyor, ölmüyor diyenler var. Bazısı da diyor ki farklı insanlar zaten onlar diyor. Şöyle diyeyim, Kur'an'da bir kere Hızır diye bir isim yok. Yok. Hazreti Musa ile buluştuğu, ona bazı dersler veren, Allah tarafından özel ilim verilen bir kişi olarak nitelendirilen bir kişi bu. Buna Hızır deniyor daha sonra bizim literatürümüz. Onu Hızır ismini biz onun için kullansak da, fakat bunun belli zamanlarda gelip de milletin kapısını çalıp evine ekmeye, işte yiyeceğe boğduğu falan filan. Ben de küçükken ben hikayeler dinlerdim. Yaşlı bir amca çalarsa o Hızır çıkabilir falan, iyi davranır falan diye. Böyle bir şey yok yani Kur'an'da. Bunun üzerinde biraz duralım inşallah. Aslında Musa ile bir kulun yolculuğundan bahseder. Bilge bir kulun yolculuğundan bahseder. Orada bildiğimiz bilge bir kul da yok. Bizzat eşyanın kendisidir o bilge kul diye bahsettiği. Mesela bunlardan üç tane olayı anlatayım. Bilge kul der ki, Musa bilge kula teslim olmak ister. Ben senin peşinden gidebilir miyim? Bilge kul da der ki, sen sabredemeyeceğin bir şeye, anlamadığın, içinin özünü kavramadığın bir şeye nasıl tahammül edip beni takip edeceksin? Musa da der ki, hayır, ben seni takip edeceğim, sabredeceğim der. Biraz yürürler. Bilge kul hemen bir çocuk, sabi bir çocuk tutar öldürür. Musa da der ki, dur, ne yapıyorsun? Günahsız bir çocuğu senin öldürmen hakkın olmaz der. Bilge kul da der ki, ben sana demedim mi, sen özünü kavramadığın bir şeye nasıl tahammül edebilirsin? Neyse, tahammül edeceğim der, yine devam ederler. Buradaki aslında çocuğun öldürülmesi bizzat o kişi tarafından öldürülmesi anlamında değil, bizzat gerek trafik kazasıyla, gerek depremlerle, gerek sel felaketleriyle, gerek yağmur felaketleriyle doğal bir yasayla çocuğun ölüşünü aslında Kur'an sembolize eder. Yine giderler. İçi dolu bir geminin tabanından delmeye başlar. Musa der ki, ne yapıyorsun? Bu kadar gemideki insanları öldürecek misin, boğacak mısın der. Yine bilge kul der ki, ben sana demedim mi? Sen özünü bilemediğin bir şeye nasıl tahammül edebilirsin? Buradaki geminin delinmesi de İnsanların ölümlü olmasıdır. Yine devam ederler. Bir kasabaya varırlar. Oradan yemek isterler. Hiç kimse yemek vermez. Ve yetim iki çocuğun köhnemiş duvarını yaparlar. Musa da ücret almalı değil miydin? Aslında buradaki kasaba, Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde değerlendirdiğimiz zaman
vahyi bilgiler o topluma iletildiği zaman toplumlarda o vahyi bilgileri kabul eden yok anlamında kullanmışlar. Kullanmış Kur'an. Orada iki çocuğun, yetim çocuğun duvarının yapılması da köhnemiş o toplumun, kasaba halkının, müşrik olan kasaba halkının içerisinde o yanlış bilgileri doğru bilgiye dönüştürerek, vahiy bilgileri vererek onlardan gerçeğe ve hakikate yönelmelerini ister. İşte sonunda da bu olayı Kur'an özetler. Çocuğun öldürülüşünü, efendim geminin delinişini ve köhne bir duvarda efendim kalışını, Kur'an yapılışını Kur'an anlatır. Olay bu benim anladığım kadarıyla. Devam edelim. Şeyler olmadığını söylemek de üzerinize vazife. Ben Hızır'a inanıyorum. Hani inanabilirsiniz. Ben de inanma taraftarıyım bana sorarsanız. Ama yani biz olmayan şeyler var demeyelim de. Olmasa da bir şey yani bu bir İslam inancının bir şeyi değil, bir parçası değil. Peki siz Hızır'a inanırsanız ortaya ben Hızır'ım diye çok adam çıkar. Çıkabilir. Şimdi bakın dikkat edin ben İsa'yım diye kimler çıkıyor falan diğer şeyler oluyor. Ondan bu tip şeylerde ben çok dikkatli olmak taraftarım. Çünkü İslam dünyasının başına en çok giyen şeylerden birisi ben işte İsa'yım, ben işte çok özel bir şahısım, ben işte Hızır'ım diyenlerden başımıza ne geliyorsa geliyor. O yüzden ben bu tip konularda oldukça temkinli olmak taraftarıyım. Hemen en çok merak ettiğim hususlardan bir tanesini size sormak istiyorum. Zamanda yolculuk yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bu evet çok büyük bir soru işareti. Bir başka büyük soru işareti de bizim gibi canlıların uzayın bir başka noktasında var olup olmadığı, yani koskoca kainatta ola ola bir dünyanın içinde bu kadar insan mı yaşıyor? Her şey bu kadar büyük bir kainatın varlığı insan için mi diye insan sormadan edemiyor. Bu kadar ne düşünüyorsunuz? Evet, şimdi burada yaşam veya hayat dediğimiz zaman ne anladığımız çok önemli bir nokta. Biz umumiyetle hayat dediğimiz zaman kendimiz cinsinden bir hayat anlıyoruz. Evet. Evet. Çünkü bildiğimiz hayat bu. Dolayısıyla bu evren çok büyük, muazzam derecede büyük. Bizim aklımızın, hafızamızın alamayacağı kadar muazzam büyüklükteki bu evren içinde acaba başka bir yerlerde, başka bir güneş sisteminde bizim hayatımızın ortaya çıkması için gerekli şartların mevcut olabileceği başka yerler var mıdır? Orada hayal eden bizim bildiğimiz gibi hayat mevcut mudur? Bu sorular tabii ki sorulmuş halinde soruluyor. Fakat buna kesin olarak cevap vermemiz mümkün değil. Nokta bir. İkincisi, bizim hayatımız, çünkü bildiğimiz hayatımız karbon temelli bir hayattır. Çok önemli bu. Dışın karbon temelli olduğu. Karbon atomunun en dış yörüngesinde 4 tane elektron var, valans elektron denilen. Bu elektronlar sayesinde karbon değişik elementlere bağlanıyor, oksijene bağlanabiliyor, hidrojene bağlanabiliyor ve değişik elementler meydana getirebiliyor. Dolayısıyla bizim hayatımız için karbon çok önemli. Fakat şu soruyu sorabiliriz. Acaba karbon temeli değil de temeli başka olan bir hayat mümkün mü? İnsanlar bunu düşünmüşler mesela. Hatta Carl Sagan'ın bir lafı var. Ne diyordu? Karbon tam hatırlayamıyorum. Buluruz hemen. Bir laf söylemiş. Yani illaki hayatın karbon temeli olması çok gerekmiyor. Fakat şimdi ultrabeyi bilim adamları buna bakmışlar. Nasıl olabilirdi mesela? Silikon olabilirmiş. Silikon olsaydı başka hayat mümkün. Fakat o takdirde de sıcaklık şartları çok çok daha değişik olması gerekiyor. Bunun hesapları yapılmış. Silikon karbon kadar verimli olmasa da en iyi alternatiflerden bir tanesi. Fakat sıcaklığı daha değişik olması lazım. Biz bunu biraz daha öteye götürebiliriz. Hayattan ne anlıyoruz? Hayat nedir? Bu çok ciddi bir soru bu. İlla bizim anladığımız şekilde hayat olması gerekmez. Eğer biz bir yaratıcıya inanıyorsak, Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi neler var? Cin denilen başka mahluklar var. Bizim temelimiz toprak. Bundan kastımız nedir? Bizim vücudumuzda bulunan bütün unsurlar, elementler, ya insan şöyle diyeyim, insan bedeni çürüdüğü zaman ne oluyor? Toprak oluyor. Neden? Çünkü bütün
bizimki elementten aynı toprak veriyor çünkü. Bizim yapımız, bizim mayamız toprak. Fakat Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın söylediğine göre cinleri yarattı Allah. Neden? Nasıl yarattı onları? Ateşsiz dumandan yarattı. Şimdi bu tabii ki bizim anlayabileceğimiz bir şey değil. Ateşsiz dumandan varlık, yaşayan varlık olabilir mi? Yaşayan ve düşünen. Yalnız yaşaması da değil. Aynı zamanda düşünüyor. Tabii bizim bunu anlamamız mümkün değil. Evet. Burası benim uzmanlık alanım. Önce şunu bilmek gerekiyor. Bakara suresinin 29. ayetinde ayeti okuyalım. Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O'dur. Sonra göğe yöneldim ve onları yedi gök olarak düzenleyen O'dur. Allah her şeyi bilendir. Bakınız, Kur'an'da üzerine basa basa devamlı vurguluyorum. Kainatta temel olarak iki varlık olduğunu söyler Kur'an. Birisi Ademoğlu şemsiyesi altında insanlar, diğeri de meleklerdir. Başka varlık yok. İşte gördüğümüz veya göremediğimiz, dumansız ateşten veya topraktan yaratılmış bütün varlıklar ya melek kategorisi altında yaratılmış olanlardır ya da Ademoğlu şemsiyesi altındaki insanlar kategorisinde yaratılmış olanlardır. İşte melekler kategorisinde olanların durumunu Allah şöyle bildirir. Onlar kendilerine kodlanan bilgilerin dışında hareket etmezler. Kendilerine yüklenen, verilen göreve de çekimser kalmazlar. Onlar ne görev verilirse o görev yerine getirirler. İşte insanın yapısını Kur'an ele alırken insanı iki boyutta ele alıyor. Birisi beden, can ve ruh. İkincisi de takva, iblis ve akıldır. İki boyutta, iki kategoride değerlendiriyor insanı. İşte beden topraktan yaratılma, can ise dumansız ateşten yaratılandır. Ruh da bütün kainatta canlı ve cansız varlıkların kendi görev alanları içerisinde kendilerine kodlanan bilgiler çerçevesinde hareket etme, hareket ettirme, eyleme dönüştürme olayının adıdır. İkinci kategoride olanı incelemeye çalışalım. İblis, yaratılışta Rabbim Allah'tır diye söz veren insanların yaratılıştaki bu vermiş olduğu sözü İnkar etmeye, isyan etmeye, fuhşa, adam öldürmeye, inkara, kibirlenmeye, gururlanmaya, yani Rabbani yolun dışında yol almaya insanı teklif sunar. Yani iblis insanı Rabbani yolun dışına çıkmayı teklif sunan bir meleğin adıdır. Takva da yine Araf suresinin 72. ayeti kerimesinde Ademoğullarının sırtlarından zürriyetlerini aldığımızda onlara demiştik ki sizin Rabbiniz kimdir dediğimizde hepsi birden Rabbimiz Allah'tır demişlerdi. İşte ne zaman bu Rabbimiz Allah'tır sözünden caymaya başlıyor insanlar, iblis olgusu yüklendiği zaman. İşte takva, yaratılıştaki Rabbim Allah'tır sözünde durmayı teklif sunar, iblisten gelen bir teklife karşı insanı uyarır. Yani bir insan yanlış yaptığı zaman, yanlış yaptın ey insan diye insana
uyarı veren bir ses gelir. İşte Nahl suresinin 2. ayeti kerimesinde biz kullarımızdan dilediklerimizi ruhumuzu gönderir, onlara Rabbiniz Allah'tan başka ilah yoktur diye uyarın diye uyarırlar ifadesini kullanır. İşte burada insanın iblis olgusuyla takva olgusu insanın bir parçasıdır tabiri yerindeyse. Bir de akıl meleği vardır. Bu da insan ya takva yolunda kararını verir, Rabbani yolda yürürse, insanları aklını kullanarak Rabbani yolda belgelerle doğru yolunu dizayn eder. Eğer insan kararını iblisin yolunda verirse, gayri Rabbani yolda karar vermiş olur ve bunun da geçerli mazeretlerini ortaya koyar akıl. İşte cin, iblisin tekliflerinin ilkeleşmesi ve geriye dönüşü mümkün olmayan bir moda giren insana kuran şeytan diyor. İşte gayri Rabbani yolda yürüyen bütün insanlara kuran cin tabirini kullanmıştır. Dikkat çekmek istiyorum. Cin, insanların iblisin yolunda yürümeye karar veren insanların Rabbani yolunun dışında yol alan ve kendilerini cehennem için hazırlayan insanların tümüne kuran genel başlık altında cin tabirini kullanmış. Ve cinleri ikiye ayırmakta. Birisi ehli kitap olan cinler, birisi de puta tapıcı olan cinler. Kur'an'ın hiçbir yerinde cinlerin dumansız ateşten yaratıldığına dair hiçbir ayet yok. Bakınız, İslam toplumlarının yanıldıkları en büyük konulardan biri de cin kavramının Kur'an'ın tanımladığı gibi algılanamamasıdır. Hicr suresinin 26. ayetinde biz insanı topraktan yarattık. Burada insanı derken insanın beden kısmını, canlı da yani onu diri tutan, canlı tutan o enerjiyi de dumansız ateşten yarattık. Aynı ifade Rahman suresinin 14. 15. ayetinde de geçer. Biz insanı topraktan yarattık, yine canlı da dumansız ateşten yarattık. İşte burada can kelimesini bütün mütercimler, bütün müfessirler, bütün mealciler cin diye tercüme etmişler. İşte bunun sonucunda da cinle ilgili Kur'an'ın anlattıkları tamamen Kur'an'ın dışına saptırılmıştır. En önemli ve cin anlayışının belini kıracak bir ayeti gündeme getirmek istiyorum. İsra suresinin 95. ayeti kerimesinde kafirler dediler ki sen bir mucize olarak Allah'a getirip bizimle konuşturmalı değil miydin? Veya sen eğer peygambersen bir melek olmalı değil miydin? İfadesine karşılık Allah da onlar için ya Resulüm de ki ben de sizin gibi bir beşerim. Eğer siz yeryüzünde tatmin bulmuş melekler olsaydınız Allah da size gökten tatmin bulmuş meleklerden peygamber gönderirdi. İfadeye bakın. Eğer cinler gerçekten insanların algıladığı dışında beş duyuyla algılanamayan bir varlık olmuş olsaydı, o zaman cinlere Ahkaf suresinde ve Cin suresinde bir insandan bir peygamberin Kur'an anlattığını,
Ondan Kur'an dinlediğini bize anlatır Kur'an. Öyleyse cinler beş duyuyla algılanamayan varlıklar değil, cinler nasıl kafir insanın bir sıfatı ise, münafık insanın bir sıfatı ise, Yahudi insanın bir sıfatı ise, cinler de, şeytanlar da insanın sıfatıdır. Yani yoldan sapmış olan insanlara Kur'an cin tabirini kullanmakta. Şu da bir gerçek ki, Kur'an'da uyarıcı göndermediğimiz bir kavme helak etmeyiz diyor Allah. Eğer cinlere gerçekten bir uyarıcı gelmemişse, eğer beş duyuyla algılanamayan varlıklar ise, onlara da beş duyuyla algılanamayan varlıklardan peygamber gelmesi lazım. Oysa Kur'an'da cinlerden bir peygamber olduğuna dair hiçbir ayet göremezsiniz. Bu çok önemli. Evet, burada cin konusuyla ilgili de bildiğim kadarıyla anlatmaya çalıştım. Dinlemeye devam edelim şimdi. Böyle bir şey nasıl mümkündür? Fakat eğer biz yani bir soru olarak ben inanıyorum tabii ki Kur'an-ı Kerim'de Allah bunu söylüyor. Dumansız ateşten yaratılmış mahluklar var ve bunlar işte cinler dediğimiz mahluklar. Bir de daha değişik olan neler var? Melekler var. Tam bilemiyorum fakat meleklerin sanki ışıktan yaratıldığı bir şey. Nur, evet. Benim bir yerlerde okumuş olmam lazım fakat hatırlayamıyorum nerede okuduğumu. Böyle yaratıklar var. Bunlar yani mayaların esasında toprak değil. Dolayısıyla bu tür bizim bildiğimiz hayattan farklı hayatların mevcut olması mümkün kainatın bir yerinde. Şöyle bir şey sormak isterim. Şimdi mesela bazı yani benzetme bu hani saçma da bir soru olabilir belki ama hani köpekleri çağırmak için bir takım düdükler ya da işte yunuslar duyuyor siz duymuyorsunuz falan böyle farklı frekans dalgalarla alakalı olarak. Bizim gözümüzün göremediği yani fiziksel sınırlar içerisinde kalan ama bizim hani göremeyeceğimiz şunları göremeyiz, şu dalgalar arasındaki ilini göremeyiz gibi bir açıklaması var mı bilimin? Buna müsaade ederseniz ben vereyim cevabı. Bütün insanlar melekleri görüyor. Bütün insanlar meleklerden hizmet ediniyor. Elbette görülmeyen melekler de var ama o zaman meleği bir tanımlamaya çalışalım. Genel klasik din anlayışında melekler nurani varlıklar diye tanımlanmış. Kur'an-ı Kerim'de meleklerin nurani varlıklar olduğuna dair hiçbir ayet göremezsin. Bu sadece bir uydurmadır. Melek, insanın fiziki ve biyolojik yapısına dahil olmak üzere insanların dışında lehinde ve aleyhinde insanlara hizmet sunan, insanlara secde eden, zerreden küreye kadar yaratılmış olan bütün varlıkların adına Kur'an genel bir başlık altında melek tabirini kullanmış. Yani melekler etrafa, göğe yüzümüzü çevirdiğimiz zaman güneş de bir melek, yıldızlar da bir melek, ay da bir melek, hayvanlar da bir melek, bitkiler de bir melek. Aklına ne kadar varlık varsa insanın biyolojik hücreleriyle, böbrekleriyle, damarlarıyla, kanıyla aklına ne kadar varlık varsa bunların hepsi melek kategorisindedir. İşte halife olan insanın kendi karar verdiği yönde melekler onlara hizmet sunarlar. İşte inkar edenlere de dünya hayatında
onların duasına icap etmesi bu anlamı taşımaktadır. Evet, devam edelim. Yapabilirsiniz. Tabii ki biz görünen şeyde, elektromanyetik tayf içinde belirli bir kısmı bizim gözlerimiz algılayabiliyor. Değil mi? Bunun iki tarafı var. İşte kırmızıdan bu sağ tarafı var. Mordan sol tarafı kısmı var. Tayf, ışık elektromanyetik tayfta. Biz bunu bilir göremiyoruz. Ama mesela köpeklerin gördüğü söyledi başka hayvanları. Onların gördüğü hatta sesler. Pelikan sese girmeyelim. Hiç görmekten bahsediyoruz. Biz ancak bu görülebilen kısım denilen kısmı görebiliyoruz. Görülemeyen kısımlar da var. Mesela köpeklerin gördüğü varsayılan bizim göremediğimiz şey ne? Ben bilmiyorum mesela yani onu bilemeyiz tabii ki ne olduğunu da. Fakat hani şöyle diyebiliriz mesela belki köpekler görüyor meselesi. Bunu nasıl yanlış olduğunu iddia edeceksiniz edemezsiniz. Belki şöyle olabilir, gözünü inceleyerek belki yapmışlardır bunu büyük ihtimalle. Yani göz hangi dalga boylarını algılayabilir, köpek gözü veya başka bir hayvanın gözü hangi dalga boylarını algılayabilir, hangi dalga boylarını görebilir diye bir çalışma yapmanız lazım. Ve bu büyük ihtimalle yapılmıştır. Ben şey, buradan bir şeye dönmek istiyorum da konuya bir şey değil mi? Ama bu çok merak ettiğim bir şey var. Başka bir hususa döneceksek dönmeyelim. İnsan aurasından da bahsedilir ya böyle elimizin çevresine. Böyle bir şey var mı? Olabilir. Bilmiyorum ben. Olabilir. Yani fizik buna bir cevap veriyor mu? Yani elektromanyetik dalga geliyor bizim vücudumuz. Bu elektromanyetik dalga bizim gözlerimizin algılayamayacağı, göremeyeceği dalga boyunda veya frekansı olabilir. Bunu biz göremeyiz. Ama başka bir hayvan, köpek değil bilmiyorum, başka bir hayvan bunu görebilir. Onların hepsi melekistir. Biliyoruz mesela, sesler var. Bizim duyamadığımız sesleri hayvanlar, başka hayvanlar duyabiliyor. Onlar duyuyorlar. Çok daha hassas kulakları var mesela. Bu bilinen bir şey. Bizim gözümüz ve kulağımız belli aralıklarda görüyor. Bunun daha üst ve daha altı görüyor. Mesela dünyanın dönüşünden dolayı büyük bir gürültü varsa da kulağımız duyamıyor. Veya çok ufak karıncanın yürüyüş ayaklarını duyamaması gibi kulağımız. Aynı şey göz içinde geçer. Belli aralıkları görüyoruz. Hocamın söylediği şu husus çok önemli. Mesela bu dünya dışı yaşam var. Şimdi buradan çıkan sonuç bence şu olmadı. Hocamın dediği gibi Kur'an'da insan dışı bilinçli varlıkların olduğunun zihniyeti oluşturulduğu için bir inanan Müslüman için bu dünya dışında canlıların varlığını kabul etmekte hiçbir sorun yoktur. Nasıl ki bu dünyada Allah milyonlarca tür yaratmıştır. Pekala evrenin başka yerlerinde başka canlılar olması da mümkündür. Fakat Allah'a inanan bir insan için bence işte uzaylı varlıkların varlığını kabul etmek hiçbir sorun yok. Fakat ateist birisi için bence bu ciddi zordur. Niye zordur? Çünkü bir Goldilocks prensibi dediğim bir şey var mesela fizikte. O demin sizin saydıklarınızın bir çoğunla alakalıydı programın başlangıcında. Bu evrenin var olması için, dünyada ve yaşamın var olabilmesi için, yani bu evrenin canlılığa müsaade edebilmesi için ve dünyada yaşamın var olması için çok çok hassas oluşumların gerçekleşmesi lazım. Dünyamız dışında, uzayın başka bir yerinde bu gezegen için bunların oluşması olasılığı oldukça düşük. Mümkün. Çünkü uzay çok geniş. Fakat biyolojiye girersek, biyolojide canlı moleküllerin oluşmasının olasılığı çok çok daha düşük. Yani bu dünyada, bu uzayda zaten bir kere ortaya çıkması imkansız da bunun bir kere daha tekrarlanması oldukça zor. Hatta dünyada bakarsanız genelde dünya dışında yaşamak bu yüzden fizikçiler daha genelde sempatiyle bakarlar. Biyologlar daha şüpheyle bakarlar dünya dışında canlılığın oluşmasına. O yüzden böyle bir ateist paradigmanın içerisinden gittiğinizde dünya dışında bence canlı olduğunu iddia edeceğiniz bir zemin kalmayacağı kanaatindeyim. Ayrıca mesela fizikçi, ünlü fizikçi Fermi'nin de söylediği bir şey var. Bu bence tartışmaya açık ama yeri gelmişken madem fizikten bahsediyor, onu söylüyor. Fermi çok ünlü bir isim. Dünya dışında başka canlılar varsa onların da belli radyo sinyalleri gibi sinyaller yaydıkları veyahut da kendi dışına yaşamları aramaya çıktıkları ve bizi şu anda onların bulmuş olması gerektiği, madem ki bizi bulmadılar, öyle bir şeyin varlığını iddia edemeyeceğimiz gibi Fermi'nin yaklaşımından yola çıkarak da iddia edilmiş, bana göre diğerlerine nazaran daha tartışmaya açık, böyle bir şey var. Yani onu da yeri gelmişken belirtelim. Bir, bu UFO'lar, Unidentified Flying Objects, yani tanımlanamayan uçan nesnelerle ilgili şeyler var. Ama bence bunların birçoğu aslında tanımlanıyor. Nedir? İşte Çin balonu var görüyoruz içine. Mum koyuyorlar, uçuruyorlar. Bunu işte karanlıkta görenleri çok rahat bunların varlığını bilmeyen ay UFO geldi falan diyebilir. Bir kısmı da dünyada aslında gerçekten tanımlanamamış. Yani zorluk çekmişler bunların gerçek anlamda ne olduğunu tanımlamakta. Bunu da kabul etmek lazım. Fakat baktığımız zaman tanımlanamayan uçan nesneden bir
gerçek anlamda uzay gemisine çıkarmak mümkün değil. Yani bu bambaşka bir şey de çıkabilir. Bizim bilemediğimiz fiziğin açıklayacağı bambaşka bir yapı bir şey de çıkabilir. İşte bazıları cindir demiş, bazıları şudur demiş, bazıları UFO'dur demiş. Ama yani buradan hareketle bunların UFO olduğunu veya direkt cin olduğunu da söyleyeceğimiz mesela o UFO dedikleri şey bir temele sahip değiliz. Yani çok hızlı giriş olur. Ha, bana göre de bu UFO'lu uzaylılar hep dünyaya kadar geliyorlar. Hep burada Cem Yılmaz filmlerine gibi böyle kaçak bakıyorlar. Ne oluyor birkaç kişiyle irtibata geçiyorlar. Sürekli bir yerlerde saklambaç oynayan bir uzaylı portresi bana hiç de mantıklı gelmiyor. Demek istediğim kısacası şu. Bizim şu anda bildiklerimizden bu UFO'ların gerçekten uzaylıların gemisi olduğunu, uzaylıların buraya ziyaret ettiği bir şeyler bana ciddi gelmiyor. Ciddi bulgular olarak gelmiyor. Her ne kadar tanımlanamayan uçan nesnelerin varlığını kabul etsek de burada bu nesnelerin bir uzay gemisi olduğu sonucuna varmamız mantık. Evet, Caner Hocam'a katılıyorum. Allah yeryüzünü bir beşik yaptık der. Yeryüzünün dışında Kur'an'a göre bir hayatın olmayacağı kanaatindeyim. Eğer aya bazı gezegenlere insanlar giderlerse dünyadan gitmişlerdir. O da ilim ve teknolojinin gelişmesiyle ancak mümkün olabilir. İnsanların dünya hayatında var olması ve gezegenlere bir gidiş varsa insanların getirdiği son teknolojik verilerle gezegenlere gidebilirler. Bu da son çağda, son asırda almış olduğumuz bilgilere göre 1969 yılında Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Marco Collin gibi astronotlar Ay'a çıktılar ve Ay'da hayat olmadığını anladılar ve geri döndüler. Şimdi diğer gezegenler de böyle olması gerekir. Çünkü Allah yeryüzünde insanları yarattık, öldüreceğiz tekrar. Yine bu yerde insanları çıkaracağıdır. Yani o ufalar, mufalar, hikaye hep. Bunlar hep uydurma. İnsanların bilemeyeceği bazı konulardan girerek insanların oturma yerlerine oturuyorlar ve insanları kandırıyorlar. Evet, devam edelim. Gerçekten geçerli bir çıkarım değil. Allah'ın varlığına inananlar için sorun olmamasına karşı da biyolojik kompleksiteyi ve bunun olasılık olarak ortaya çıkmasını düşündüğümüz ateistlerin bence hiçbir zemini yok yani uzay dışına canlı varlığını kabul etmek için. Şimdi yine bir şunu söyleyeyim bir şeyle ilgili. Bakın bir cinsel birleşmede milyonlarca sperm çıkıyor ve bir tanesinden canlı oluyor. Bir insan hayat boyunca çıkan spermden sayısı saysak milyarlar eder. Fakat dikkat edin milyarlarcası boşa çıktı da diyemeyiz. O sistemin içinde bir tane o spermin sonuç alması bile, dikkat birçoğumuz bu şekilde varız. Bugün buradaki varlığımız veya muhabbetimiz oluyor. O milyarlarcası boşa çıktı gitti diyemeyiz. Milyarlarcası israf oldu diyemeyiz. Niye bakın bir tanesi bile sonuç alınmaya değer. Yani bazı şeyleri ona bakarsak emir bir speriz. O milyarlarcadan biriz diye kendimiz değersiz miyiz, şey miyiz diyeceğiz. Ve orada yüz milyonlarca ortaya çıkması israftı boşa mı diyeceğiz? Hayır. Şu an biz kendi yaşadığımız şeyde görüyoruz ki milyonlarcası da orada olsa o bir tane böyle bir insan gibi meyve vermesi o spermlerin o milyonlarca çıkmasına da değer bir şeydir. Ha, bu dünyada uzayda da dünyamız birçok gezegenden bir tanesi olması geri kalan israf olduğu anlamına gelmez. Biz yine fizikten biliyoruz ki canlılığın olabilmesi için genişleyen ve aşağı yukarı şu andaki büyüklüğe sahip, şu andaki yaşa sahip bir evrende var olmak zorundayız. Niye? Çünkü hocam da daha evvel anlattığı gibi bu genişleme içerisinde karbon atomu, oksijen atomu gibi bizim var olmamız için olmazsa olmaz atomlar o genişleme içerisinde oluştu. Başta X parçacığı çıktı, sonra o atomlar oluştu, buraya geldi. Bundan 10 milyar yıl kadar önce biz uzayda olsaydık bu atomlar olmayacağı için yeterli seviyede bizim karbon kimyasının ciddi şekilde başlayıp da bizim var olmamız olmazdı. Çünkü karbon atomu canlılığı ortaya çıkarmak için en müsait atom. Ha o zaman genişleyen bir atom uzun bir süre, milyarlarca yıl genişleyen bir evren olması lazım ki bu belli seviyede atom çıksın. Uzun süre genişleyen, bunları ortaya çıkartan bir evren de aşağı yukarı bugünkü gibi oldukça büyük bir evren olacaktır. Ve mesela daha küçük evrende insancı ilke açısından, antropik ilke açısından canlılığın olması için müsait ortam oluşturmadığı gibi bundan daha büyük bir evrende çok daha soğuk bir alan olur.
olacak, bir şey olacak. Buna milyarlarca yıl sonra da dünyaya gelseydik, gezegenlerin, daha doğrusu yıldızların diyelim, yıldızların oluşması için yeterli ham madde oluşmayacak bir süre sonra evrende. Genişleyen evrende. Çünkü sonsuza dek sürdürülebilecek bir süreç değil. O yüzden aşağı yukarı şu andakine benzer bir yaşta, şu andakine benzer büyüklükte bir evrende olmamız gerekiyor ki şu anda bildiğimiz atomlar oluşsun, şu andaki dünyadaki şartlar oluşsun diye. Bu da sürekli genişleyen bir evrende bugünküne benzer bir yapıya oluyor. Fakat bunu da o sperm örneğindeki gibi bir israf olduğunu söyleyemeyiz. Fakat kendisi kaynakları sınırsız olan, zaman problemi olmayan, kaynak problemi olmayan bir yaratıcıdan bahsediyoruz. O yüzdendir ki yani Allah milyarlarca yıldız var. Aynen kaynak sınırımız olmadığı, gücü sonsuz olduğu için. Çünkü yani sanatı için hiçbir masraftan kaçınmayan bir sanatçı gibi Allah. Siz spermden bahsettiğiniz için ben de o zaman şunu okuyacağım. Tarık suresinde. Şimdi insan neden yaratıldığına ibretle baksın. O atılıp dökülen bir sudan yaratılmıştır. Ki o su, sulp ile terayip arasından çıkıyor. O su, oradaki su, yanlış, oradaki o'yu yanlış yere göndermiş. Bence o çıkar. Bence ki o'yu, o suya göndermemek lazım, o insana göndermek lazım. O yanlış bir çevir, onları düzeltmesin. O, virgül, atılıp dökülen bir sudan yaratılmıştır. Bakın, Tarık suresinde o, biliyorum, o çok yapılan bir yanlış. Peki, bir dakika, ben en azından kendi elimdekine okuyayım. O yanlış çeviri, bakın, oradaki o'yu bence... Çünkü ayetin devamında oradaki zamir yanlış yere yollamadan kaynaklı başkaları da yollamış. Oradan peki siz surba ne diyorsunuz? Sur bile terayip arasından çıkıyor. O insandan bahsediliyor. Ama yani sudan... Burada bir yanlışlık yok. Kaburgaların arasından çıkan o menide bahsediyor. İşte o bir sudan yaratılmış derken insanı kastediyor. Yani neyden yaratılmış? Meniden yaratılmış. Bir insan bir damla sudan yaratıldı. Buna vurgu yapmakta. Bunda ne var? Bir şey yok bunda. İnsandan da bahsetti. Şöyle bir muazzam bir anlam çıkıyor. Sulp sözlüklerde kuyruk sokumuna kadar olan sırt ve omurga kemiğine verilen isim. Terayip kelimesinin çoğuluğu olan terayip ise İki memeyle boyun halkası arasındaki kemiğe, kaburga kemiklerine ve gerdanlık mevzine verilen isim. Bakın şimdi ben onu... Yine de muazzam değil mi bu? Yok muazzam. Şimdi belki tabii ki insan... Şimdi Kur'an'da evvela şunu söyleyeyim. Anne rahmindeki yaratılışla ilgili anlatımlar muazzamdır. Fakat orada bence o ifadesini, yani sup ve terayip arasından çıkan sperme değil, insana atıf var. Çünkü ayetin devamından da insandan bahsediyor. Fakat Kur'an'daki anne rahmindeki o konuya gireyim istiyorsanız, yaratılıştaki şeylere bakarsanız gerçekten muazzam. Başlangıçta dediğimiz gibi bir nutfeden yaratılıştan bahsediyor. Hatta spermin ufak bir parçasından. Bakın o dönemde bunun da bilinmesi mümkün değil. Gerçekten çünkü spermin içinde birçok sıvılar, karışımlar var. İnsanın, pardon, evet spermin için, daha doğrusu şöyle diyeyim. Meninin içinde birçok karışımlar var. Sperm onun içinde çok çok ufak bir parçadır aslında insanın oluştuğu. 10 milyonlarca sperm vardır. Ve ayrıca başka sıvı şeyler vardır. Onlardan bir tane spermden insan yaratılır. Şimdi nutfe de bir şeyin çok çok ufak parçacığına deniyor Arapçada. Ha, o meninin çok çok ufak parçacığına atıf yapması özel bir anlam ifade ediyor bence. Sonra da anne rahmindeki yaratılışı anlatırken Kur'an mesela insanın bir alaktan yaratıldığından bahsediyor. Alak asılıp tutunan şey demek. Ve dikkat edin. Başlangıç aşamalarında Kur'an alaka dikkat çekiyor. Gerçekten de ana rahminde embriyo yani sperm ile yumurtalığın sevgi bağı ile alaka kurması, ilgi kurması demek. İşte insanın Mümin suresinin 13-14 ve Hac suresinin 5. ayetinde böyle yaratıldığı anlatılır. Burada yeri gelmişken yine İslam toplumlarının ve Hristiyan toplumunun büyük bir yanlışlık içerisinde olduğu İsa'nın yaratılışı ile ilgili konudur. İsa da böyle yaratıldı. Adem'in yaratılışı gibidir derken böyle anlatıyor. Yani ana rahminde bir spermle bir yumurtalığın ilgi alaka kurmasıyla İsa meydana geldi. Değilse Allah'ın sünnetine, sünnetullah'a ters olur. Evet. Hamileliği ilk
ilk aşamalarında duvara asılıp yapışıyor. Tam rahim duvarına. Evet, rahim duvarına asılıp yapışıyor. Zaten alakın da Arapçadaki başka anlamlarına bir tanesi sürük anlamına da geliyor. O yüzden o da çok enteresan. Çok. Daha sonra oradaki yine yaratılış aşamaları mutka diye bir aşamadan bahsediliyor. İşte bir çiğnemlik ete çevirdik. Sonra kemiklere et giydirildiğinden bahsediyor. Diyor ki, evet. Tam okuyayım da sizi oradan hatırlayayım. Mimir'in suresini evet. Safanat ve sonra o İnsanı nutfe halinde sağlam bir yere yerleştirdik. Sonra nutfeyi alaka haline dönüştürdük. Sonra alakayı mudga yaptık. Sonra kemiklere dönüştürüp kemiklere et giydirdik. Sonra da başka bir yaratılışına başladık. Evreleri anlatıyor. Muazzam. Evre çok güzel. Ve burada da tam anlattığı gibidir. O gerek alakayı falan. Peki İsa böyle yaratılmamış ise burada İsa istisna veya bunun dışında yaratıldı diye bu kadar bilgi veren muazzam bir akış içerisinde insanları bilgilendiren Allah o konuda bilgisiz bırakması doğru olur mu sizce? Evet. Kalp suresinde de yine benzer anlattıktan sonra biz sizi topraktan sonra nutfeden sonra alakadan sonra muhallaka ve gayri muhallaka mutkadan yarattık. Bunları size bu belli belirsiz bir et parçası demek. O belli belirsiz bir et parçası. Kalp suresinde bundan bahsediyor. Yani bunu bilimsel olarak insanın nasıl var olduğunu, evrelerini bilmeden şu an bu soruyu anlamak değil mi? Tabii. Mümkün o değil. Kur'an'ı bütünlüğü için anlamak önemli. Mesela bazen Kur'an sizi nutfeden yarattık diye bir yerde geçiyor. Başka bir yerde mesela sizi bir alaktan yarattı diye geçiyor. Fakat bu ayete geliyorsunuz, sırayı veriyor ve alaka ifadesi tam. Bakın dikkat edin, nutfeden sonraki aşama diye anne rahminde veriliyor. Kemikler ve etin oluşumu alaktan sonra veriliyor. Kur'an'ın bütünlüğü içinde baktığınızda aslında ne kadar anlamlı olduğunu görüyorsunuz. Yani o da çok önemli. Buhari'den bir hadis, Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu söylüyor. Her birinizin yaratılışı ana karnında 40 gün nutfe olarak derlenip toparlanır. Sonra aynı şekilde alaka olur. Sonra yine öyle mudga haline gelir. Ondan sonra ona bir melek gönderilir, ona ruh üfler. Evet. Diye bir ifadeden bahsediyor. Şimdi benim yine çok ilginç bulduğum anne sütü. O çok yanlış. O Kur'an'la kesinlikle taban tabana zıt bir ifade. Zaten ruhumuzu üfledikler Allah. Bu ruh üfleme olayı da Kur'an'da değişik ayetlerde değişik şekillerde anlatmış. Şimdi o konuya girmeyelim. Evet. Emzirmenin tamamlanması isteyen kimse için anneler çocuklarını 2 tam yıl emzirirler. Bakara. Biz insana ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü annesi onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da 2 yıl içinde olur. Lokma. Ya bugün tıp dünyası anneler çocuklarını 2 sene emzirsin diyor. Ya bu çok etkileyici. Bu şeyi de söyleyelim ama tabii ki Kur'an anne ile babanın kendi aralarında anlaşıp daha evvel keseceğine de ruhsat vermiştir. Yani 2 yılı mutlak bir şart olarak ileri sürmemiştir. Burada Kur'an önemli olan, doğru olan olayı anlatır. Tabii bunun eksisinde ve artısında şeyler olabilir. Şimdi burada bugünkü tıp ilminin ortaya koyduğu verilere göre bir çocuk doğduktan sonra 2 tam yıl emzirilmesi önerisinde bulunur. Peki anne tarafından 2 yıl emzirilmeyen çocuklar ölüyor mu? Başka yani yedek besinlerle besleyip çocuk büyüyor. Ama doğru, sağlıklı bir büyüme ancak anne sütüyle doğru bir yolla emzirildiği zaman büyür. Bütün besinlerini alır. Anne sütü tam bir besindir. Evet. Bir ayette de şöyledir. 2 yıldır. Bir ayette de 30 aydır. Burada 30 ay demesi anne karnındaki çocuğun canlanmasından doğuşuna kadar geçen zaman. Bu da 6 aydır. Bu 6 ay doğduktan sonra çıkardığın zaman yine 2 yıl kalır. Bunu da bilgilendirmiş olduk. Buyurun. 2 yıl emzirme süresi vardır. Fakat anlaşarak aralarında daha evvel istediği zaman keserler ve bu süre içerisinde
anneyle ayrılmış bile olsa baba, anneyle çocuğun bakımıyla ilgili yükümlülükle, anne de orada bir meşguliyeti olduğu için babanın üstündedir. Peki bilim dünyası şunu nasıl açıklıyor? Yani açıklayabiliyor mu? Hani süt kardeşliği diye bir husus var ya, Nisa suresi, evlenilmesi haram olanlardan bahsederken işte süt bacı. Neden o? Süt kardeşliğin evlenilmesi. Evet. Şimdi bakın, psikolojide de bazı bu kibus mu kib, o Yahudilerin belli şeyleri var. Bir arada çocukların büyüdüğü şeyler var. Orada kendi yani böyle büyük aileler gibi yapılıyorlar. Yani kan bağı olmayanlar da beraber büyüyorlar. Oralarda yapılan psikolojiyle ilgili deneyler. Buralardan da biz şuna rastlıyoruz, görüyoruz. Orada bir arada büyütülen çocuklar, böyle bütün vaktini bir arada geçirmiş çocukların büyük bir kısmında gözlenen şey şu, bunlar birbirlerine karşı bir cinsel çekim hissetmiyorlar. Kardeş gibi büyüdükleri zaman çocuklar, dikkat edin, öz kardeş olmazlarsa bile kardeş olarak büyümedikleri gösteriyor. Yani bu insanlar içinde böyle çok çok yakın büyüdüğü zaman böyle bir şey var. Süt kardeşlerle aslında birbirinin kardeşi gibi büyüyorlar küçük zamandan beri. Ve orada gelenek olarak süt kardeşliğinde birçoğunda annesine, yani süt annesine de birçok kimse ikinci bir annesi gibi saygı ve sevgi duyması, ona yakınlık duyması var. O yüzden Kur'an'da süt kardeşlerin evliliği de yasaklanmıştır. Yani buradaki tabi annesiyle ilişkisi, mesela birinin diğerinin yanında kılık, kıyafeti, rahatlığı, diğer şeyleri bu ortadan kaldırılıp onu annesi gibi görmesi, diğer şeylerle ilgili zeminde daha rahatlatılmıştır. Bunun başka bir sebebi şu şekilde olabilir. Neticede biz evet. Başka bir sebebi şu şekilde olabilir. Neticede biz yediklerimizin neticesiyiz. Ne yiyorsak oyuz. Hani sebze yiyen toplumlar daha böyle mülayim, yumuşak insanlar oluyorlar. Et yiyen insanlar daha haşin, daha sert tabiatlı insanlar oluyorlar. Yani bizim yediklerimiz aynı zamanda bizim tabiatımızı da ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla süt kardeşliğinden dolayı o iki kardeş, süt kardeş olanlar ne olacak? Bedenleri birbirlerine benzeyecekler. Şu anda bizim anlayamadığımız seviyede, belki DNA seviyesinde, belki diğer seviyelerde bir benzerlik ortaya çıkacak. Ve bunun neticesi olarak evlenme olduğu takdirde çocuğun sakat olması ihtimali çok artacak. Ve zaten yakın akrabalarda biliyorsunuz, yakın akraba evliliklerinde çok bu ihtimal artıyor. Murat Bey'e teşekkür ediyor ve tebrik ediyorum. Asıl maksat bu olmalı. Süt kardeşliği, aynı anneden beslenen çocukların birbiriyle evlenememesinin sebebi fıtratın yaratılışına uygun olarak ortak bir kaynaktan besin almışlar ve dolayısıyla bir benzerlik arz eder onlar büyürken. Burada üçüncü videomuzu da sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun der. Sizi aynı konuyla ilgili dördüncü bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet ediyorum.